El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzemillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ekonomi ve aktüel bilimler konusundaki sualler ve cevaplar faslında gene birlikteyiz. Allah Teala bizleri bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursa olsun sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak, bir mutluluğu yaşamak, kah beraberce ülkemizin durumuna üzüleceğiz, kah beraberce sevineceğiz, çözümler üretmeye çalışacağız. Allah'ın bize gösterdiği çözümleri hep bir deva olsun diye sunacağız ilgililere ve hayatımız böyle geçecek. Sevgili kardeşlerim, dünyada bir sona doğru gidiş söz konusu. Türkiye bütünün sadece bir parçasıdır. İnsanlar ne yapacaklarını, nasıl bir bütünlük temin etmeleri lazım geldiğini henüz bir kitle şuuru olarak yerlerine oturtamamıştır. Bütün dünya için konuşuyorum, global bir bakışla bunu görüyoruz. İnsanlık asıl büyük tehlikenin nerede olduğunun farkında değil. Bireyler, ülkeler kendi standartlarında kazanacakları başarıyla mutmain oluyorlar. Oysa ki tehlike içinde bulunan sadece bir ülke, iki ülke değil, bütün dünya sevgili kardeşlerim. İlluminati dünyaya meydan okuyor. Küresel imparatorluk dünyayı şu anda zaten geniş bir çerçeve içerisinde ele geçirmiş durumda. Ne zaman milletler şuurlanacak? Ne zaman birleşecekler? Ne zaman Illuminati mağlup olacak? Bu önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi bütün gönlümüzce talep ettiğimiz bir konudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hala dünyada ne yazık ki dinler arası bir çekişme, bir kavga hüküm sürmektedir. İnsanlar henüz dinlerin var olmadığını, din ayrımının mümkün olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu, o dinin Adem Aleyhisselam'dan son peygamber, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne kadar bütün peygamberlerce yaşandığını ve aslında bütün inananların birleşerek İlluminati'ye savaş vermeleri gerektiği, şeytana karşı savaş vermeleri gerektiği daha yeni yeni bir çerçeve içerisine alınacaktır diye ümit ediyoruz. Elbette kalpler karanlıklara sonsuza kadar açık kalmaz.
Allah mutlaka çözüm getirecektir. İşte bu çözümde vazifeli olan birisi olarak sizlere çözüm reçetelerini bir bir sunmaktayız sevgili kardeşlerim. Yıllarca önce Allah Teala'nın başlattığı araştırmalarla, bu araştırmalar Devlet Planlama Teşkilatı'nda tam 27 tane araştırma oluşturur. Bu ülkenin geleceğinin saptanmasında refah bir refah devleti oluşturmak konusunda araştırmalar yıllarca sürdü. Planlama Teşkilatı bankalardaki müdürlük müfettişlik hayatımızdan sonra bizim için bir değerdi. Hangi maksatla oraya gönderildiğimizi sonradan öğrendik. Öyleyse oradaki bütün araştırmalar ülkenin geleceği için Allah-u Teala'nın bizlere lütfettiği bir nimetti. Nimetin farkına daha yeni yeni varılıyor. Bakanlarımızın ağzından yıllardan beri Allah'ın bize öğrettiği ekonomik gerçekler artık işitilmeye başlandı. Artık bu memleketi seven, üzerine titreyen bir kabine var Türkiye'de. Artık rüşvete, ihtilasa, yolsuzluğa kesinlikle geçit vermeyen bir iktidar var. Tek tabanca. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Adalet diyor adamlar. Yiyeceğe yedirmek yok diyorlar. Ülkenin servetini haksız yere kimseye yedirmeyiz diyorlar. Öyleyse bu sadece bir girizgah. Şimdi adım adım gelin suallere cevap vererek ülkenin nabzını bir defa daha yoklayalım sevgili kardeşlerim. Ankara'dan Metin Pekel diyor ki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısındaki konuşmasında AKP demiyoruz sevgili kardeşlerim. AK Parti diyoruz. Gerçekten ak bir partiyle karşı karşıyayız. Kendilerinden adalet yerine ayrıcalık beklenmemesi gerektiğini belirtip, halkımızın emaneti iktidarı imtiyazlı hortumculara gölgeletmeyiz dedi. Erdoğan seçim meydanlarında millete taahhüt olarak AK Parti'nin adaletin ve kalkınmanın partisi olacağı sözünü verdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu. Milletimiz bize güvenerek, sözümüze itibar ederek AK Parti'yi tek başına, iş başına getirdi. Aslında Allah-u Teala'nın bu konuda çok büyük bir yardımı olduğunu biz bilmekteyiz. Milletimiz bize güvenerek, sözümüze itibar ederek AK Parti'yi tek başına, iş başına getirdi. Biz adalet kavramının, kalkınma kavramını da adaletin olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, burada son derece yerliğine oturan bir gerçek var. Ülkede adalet, adaletsizliğe dönüşmüştür. Adalet dağıtması lazım gelen kurumların adaletsizlik dağıttığını yaşadık beraberce. Özellikle inananlara karşı, Allah'ın dostlarına karşı adalet mekanizması adaleti değil, adaletsizliği yerine getirdi. Ve ülke sanki iki kesimden oluşuyormuş gibi inananların, Allah'ın dostlarının üzerine kitleler çullandılar.
Radyo, Televizyon Üst Kurulu sadece Allah'ın sesini duyurmak isteyen radyoları, televizyonları en adaletsiz biçimde birer birer kapatmayı başardı. Aslında hakim, savcı, hepsi bir arada olan Televizyon Üst Kurulu'nda davalıya en ufak bir müdafaa hakkı verilmemekteydi. Hala da öyledir. Öyleyse Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda kendini düşeni yapabilecek mi? Bunu gelecek günlerde göreceğiz. Her ne kadar görevi çok zorsa da artık başkaları da Avrupa Birliği'ne girmek isteği üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yani Türkiye'nin üzerindeki demokrasinin kılıcı, Türkiye hürriyetinin üzerindeki demokrasinin kılıcı, onlar da Avrupa Birliği'ne girmeyi istedikleri için ve Avrupa Birliği adaletin mutlaka oradaki ölçüler içinde tatbikatını istediği için bu konuda çok açık bir şekilde engel koyamıyor. Ama hür mahkemeler adını verdiğimiz adalet sistemi biliyorsunuz ki kanun koyma, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel esas ülkeyi yönlendirir. Teşriği, kanun koyma yetkisini ifade eder. Kazayı, adaleti ifade eder. Ve icrayı, yürütmeyi ifade eder. Bu üç temel ülkenin bağımsız bir cumhuriyetin yürümesi için asıldır. Gelin görün ki bunlardan icra ile adalet müessesesi, adaleti temsil eden müesseseler biraz daha ileri gidelim. Teşrii müessesesi de, kanun koyma müessesesi de çoğunluk bu ülkeye ihanet edenlerin elinde olduğu için birçok yolsuzlukların, perde arkasında oynanan oyunların, ihtilasların, rüşvetlerin yakın gelecekte hepsi açıklanacak. Tahakkuk etmesine yol açtı. Öyleyse bir özgür cumhuriyet hükümetinin nerelerden nerelere geldiğine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Hortumcular açıklandığı zaman herkesin ağzı bir karış açık kalacak. Bu kaderi de olur muymuş diye, ama olduğunu göreceksiniz. Bize göre bu üç kuvvetten bir tanesi adalet, bunların hepsinin üzerindedir. Adaletin adaletsizlik dağıttığı bir ülkede düşüş son derece tabii bir olaydır. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın yükselme devresinde Osmanlı bir dünya güneşiydi. Bütün dünyaya adalet götüren bir güneş. Kalkınma devresinde insanlara dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresinde Osmanlı ahlakı bir temel muhteva taşıyordu.
Osmanlı adaleti Osmanlı ahlakına dayalıdır. Bütün kararlar, yargı organlarındaki bütün kararlar bir günde verilirdi sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek gün. Neden acaba böyle yapabiliyorlardı hakimler, o zamanki adıyla kadılar? Çünkü kadıların hepsi Allah'tan emir alıyorlardı. Mutlaka o seviyede olan insanlar getirilirdi kadılık mevkiine. Yani Allah'a sormak yetkisinde olanlar. Hiçbir karar adaletsiz olamazdı. Ve kararın safsaklanmasına gerek yoktu. Bir tek gün davacı da orada, davalı da orada, kadı da orada, dinleme, soruş ve karar. Bu kadar. Sonuç, sonuç dünya adaleti. Neden öyle? Çünkü Allah ile çok yakın bir ilişki içerisinde Osmanlı yükselme devresinde. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Esnafın %100'ü tasavvuf erbabı. Yani Kur'an'ın bütün hükümlerini Allah'ın emrettiği şekilde mutlak olarak tatbik edenler. Sonra mı? Asker sınıfının bütünü Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı kurulduğu devreden bozulma devresine gelinceye kadar Osmanlı'nın yükselme devresinde dünyaya askerliği öğreten temel unsurdu. Onlar ahlakı temsil ederlerdi. Kösler vurduğu zaman onlar pirimiz Hacı Bektaş-ı Veli diye haykırdıkları zaman dağlar, yerler inlerdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler. Ve hepsi mutlak olarak tam inancın sahibiydiler. Osmanlı bir Avrupa'ya boyun eğdirdiyse, Osmanlı Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiyse, bir devrede Osmanlı donanması bütün Avrupa'daki donanmanın ötesinde gemiye sahip olmuşsa, sayısız zaferlerle ülkesini Avrupa'nın yarısına, Kuzey Afrika'nın bütününe yayabildiyse, Balkanları elde tutabildiyse, bunun arkasında o muhteşem dizaynı vardır. Allah'ın o ülkeye yardım eli vardır. Dürüstlüğün, ahlakın bütün boyutlarıyla yer aldığı, askerin gittiği yerde bir ağaçtan meyve aldığında parasını mutlaka oraya bıraktığı bir devreden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir kanı taşıyan Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları devleti ele geçirdikleri zaman rüşvet, ihtilas, her türlü ahlaksızlığın akıl almaz boyutlarda devreye girdiği, adaletin adaletsizlik dağıtan bir hale geldiğini hep beraber müşahede ettik. Allah'ın dostlarına karşı savaş açıldı. Ve adaletsizlik ülkeyi boydan boya kapladı. Acaba senetlerin, çeklerin %80'e yakınının ödenmediği bir ülkede ahlaksızlığın bu boyutlarda devleti idare edenlerin ahlaksızlığın içerisinde yuvalandığı bir
ortamda bunun sebeplerini incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Arkasında Allah'tan uzaklaşma yatmıyor mu? Allah Teala hakim kelimesini kullanıyor. Hakim kelimesi hikmetin sahibi demek. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirdedir ve yedi tane unsurun sahibidir. Bir, daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Allah Teala'nın söylediklerini işitebilmektedir, onunla konuşabilmektedir. Bu alemin ötesini de görebilmektedir. Bu dört tane vasıf şartı, üç tane sonuç şartı doğurur. Bir, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibidir. Konuşmak imkanının sahibidir. Her şeyini Allah'tan sorarak cevap alacaktır. İkincisi, o kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanması onu hayır müessesesinin sahibi kılmıştır. Ve konumuzla alakalı olan üçüncüsü ehli hikmettir. Hikmetin sahibidir, hükmün sahibidir. Hükmünü verirken kendinden vermez. Mutlaka Allah'a soracaktır. İşte Osmanlı'da adaletin o boyutlarda yerleşmesinin arkasında bu müessese vardı. Hikmet sahibi kadılar. Ve Türkiye'de adalet müessesesi çökmüştür, çöktürülmüştür. Adaletin sahipleri olması lazım gelen insanlar adaletsizliğin sahibi olmuşlardır. Arkasında kitle halinde yozlaşmamız söz konusu. Arkasında yatan gerçek, Allah'tan uzaklaştıkça ahlakın bozulması. Tekrar edelim. Çeklerin ve senetlerin %80'e yakınının, 70'in üzerinde bir rakamın ödenmeme sinyali verdiği bir ülkede yaşıyoruz. Adaletin bozulduğu her yerde olduğu gibi mafya kol geziyor. Her türlü ahlaksızlık, rüşvet ayyuka çıkmış durumda idi. O zaman böyle bir iktidarın kıymetini bilmez misiniz? Bu insanlar Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar adaletsizliklerin kökünü kazımaya kararlı bir ekip çalışması yapıyorlar. Onun için partilerine Adalet Partisi adını vermişler ve Kalkınma Partisi adını vermişler. Tam ideallerimiz bunlar. Öyleyse devam edelim. Milletimiz bize güvenerek, sözümüze itibar ederek AK Parti'yi tek başına iş başına getirdi. Öyle mi oldu? Bize göre AK Parti'yi iktidara getiren Allah'tır. Biz adalet kavramının kalkınmanın, kalkınma kavramında adaletin olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, adalet ve kalkınma arasında gerçekten çok yakın bir ilişki var. Ama başbakanımız bunlara ahlakı da eklemeliydi diye düşünüyoruz. Adalet, kalkınma ve ahlak sevgili kardeşlerim. Bu iki temel ilkeye bağlılık iktidarımızın temel vasfıdır. Bu nedenle her kim bizden adalet yerine ayrıcalık beklerse o beyhude bir meydan okumaya girmiş olur.
sözleri çok beğendiğimizi söylemeliyiz sevgili kardeşlerim. Bir başbakanın ağzından böyle sözleri 10 yıllar boyu görmemiştik hiç. Yetmez, kadrodaki her bakan en güzel işlemleri gerçekleştirmekle meşgul. Adalet için yaşıyorlar, Allah için yaşıyorlar. Ellerinden gelse kadronun bütün ihanet halindeki kesimlerini temizleyebilecekler, temizlemek isterler. Ama bunu yapmaları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gene bürokratik çarkta aynı kişiler belki biraz sayıları azalmış olarak var olmakla ne yazık ki devam edecekler. Ama duruma hakim olmak konusunda büyük gayretleri olduğunu da kesin olarak vurgulamak isteriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin esnaf ve sanatkarlara gereken önemi verdiğini belirterek, hazineden sorumlu devlet bakanının dünkü Bakanlar Kurulu'na esnafa verilen kredinin faizinin %30 olması teklifini getirdiğini bildirdi. %50'lerin üzerinde seyreden bir enflasyonda %30'luk bir faiz teklifi gerçekten paranın verildiğinden daha ucuza gelmesi manasına gelir. Bunu da mutlaka Türkiye yapmak mecburiyetindedir sevgili kardeşlerim. İşte bu devletin sübvansiyonudur. Teşvik tedbiridir. Mutlaka gerçekleşmesi lazım. Başbakan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, Merkez Birliği, TESKOMP, bunun 32. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Genel Kurul'un Türkiye'de esnaf için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını dileriz. Türkiye'de uzun süredir vergi affı olarak nitelendirilen affı asla af olarak nitelendirmediklerini ifade eden Erdoğan, bunları çözüm paketi olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Evvela esnafa verilen önem son derece önem taşıyor. Çünkü küçük ve orta büyüklükte işletmeler Türkiye istihdamının %70'ini oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Şimdi burada rakamı göreceğiz. Erdoğan 3 Kasım seçimlerine giderken yaklaşık 420 bin esnafın iş yerinin kapalı olduğunu belirtti. Sevgili kardeşlerim, yanlış duymadınız. 420 bin esnaf kepenklerini kapatmışlar kriz devresinde. Hani şu 120 binden fazla üretken işletmenin kapatıldığı, 2,5 milyon insanın işinden atıldığı şu korkunç devre, İlluminati'nin elinde Türkiye'nin iniminin içindeki hainler vasıtasıyla inlediği devre, ahlaksızların ülkeyi ele geçirdikleri devre. Ve Başbakan şöyle söylüyor, artık bu kepenkler tekrar açılmaya başlamıştır. Rakamı bir defa daha söylüyorum ibret için. 420 bin esnaf, 420 bin ticarethane veya küçük sanat erbabı dükkanını kapatıyor. Veya dükkanlarının kapatılmasına sebep verecek olan bir idare ülkeyi idare ediyor. Erdoğan getirdikleri çözümlerin sonuç vermeye başlamasından dolayı kepenklerin açılmaya başladığını anlattı. Başbakan Erdoğan, Türk esnafının her ailenin bulunduğu köyde ve mahallede dert ortağı ve ekonomi doktoru olduklarını ifade etti. Şimdi anlatacakları şeyler bizim çocukluğumuzu yansıtıyor sevgili kardeşlerim. Bakınız ne diyor Erdoğan?
Benim çocukluğumda mahalle bakkalının açtığı veresiye defterini, krediyi bugün benim diyen bankalar esnafımıza açmıyor. O veresiye defterini açan bakkal bununla hem kendi yaşamını devam ettirirken hem de o mahalledeki birçok insanın yaşamını devam ettirmiştir diye konuştu. İktidarlarının oluşturduğu rahatlık sayesinde piyasada canlanma meydana geldiğini ifade eden Erdoğan, bütün karamsar tablolara rağmen Türkiye'nin geleceğe güvenle baktığını söyledi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum o günleri. Benim babam memurdu. Biz de veresiye alırdık. Bakkaldan alacaklarımızı defterle giderdik. Yazardı deftere ve de ay sonunda ödemeler yapılırdı. Herkes krediliydi. Şimdi sevgili kardeşlerim, gerçekten Türkiye'de karamsar tablolar devri artık tamamlanmıştır. Türkiye hedefe nasıl gidecektir? Problem orada. İşte bu konuda da hamdolsun ki bu konuyla ilgili bakanlarımız da hep birazdan bir koro üretken yatırımlar şarkısını söylüyor artık. Sevgili kardeşlerim, bu bizi öylesine mutlu ediyor ki beş yıldan beri Allah'ın bize öğrettiği o Türkiye'nin kurtuluş tablosu bakanlarımızın ağzında birer birer açıklamaya kavuşuyor. Başbakanımızın ağzında açıklamaya kavuşuyor. Bu bizi en üst seviye bir mutluluğun içerisine ulaştırıyor. Bu kadar korkunç bir ekonomi tablosuna rağmen Türkiye düze çıkabilir sevgili kardeşlerim. Eğer üretken yatırımlar gerçekleşirse, ama iktidarın bütün gönlüyle bunu istediğini biliyoruz. Biz de diyorlar Özal devrindeki o yatırım patlaması devrindeki Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi olduğu devrindeki o günleri yaşamak istiyoruz diyorlar. O günlerin içinde biz de vardık. O patlamanın bulunduğu devrede planlama teşkilatındaydık. O zevki, o büyük mutluluğu kim bilir kaç tane ticaret odasında, sanayi odasında konferanslar vererek düzenlemiştik. Sevgili kardeşlerim, gönülden bir çalışma söz konusuydu. Teşvik müessesesi yeni gelmişti. Onun oturtulması gerekiyordu. Teşvik belgeleri veriyorduk. Ve devamlı özellikle konuyla ilgili ticaret odalarında, sanayi odalarında Türkiye'nin pek çok yerinde konferanslar verdik. Türkiye İktisat Gazetesi'ne devamlı bu konuda makaleler yazdık yıllarca. Ve sevgili kardeşlerim, o yatırım patlamasını gerçekleştirmeyi başardık. GAP projesi onlardan bir büyük hamlenin bugün de yaşayan canlı şahididir. Teşvik kalkınmanın can damarıdır. Ve AK Partisi hükümetinin de teşviki adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. İşte
esnaf ve sanatkarlara %30 faizle o kredinin verilmesi demek, faizden daha yüksek enflasyon söz konusu olduğu için faizsiz olmanın da ötesinde ucuzlayan bir ödeme imkanı sağlayan bir neticeyi temsil ediyor. Son derece önemli. Ve 420 bin esnaf işletmesinin kapalı oluşu, bunun büyük kısmı ticari işletme. Biz 120 bin üretken işletmeden bahsediyoruz. Türkiye'nin canına okunmuştur. Kalkınma için hep birlikte Türkiye'yi bir yatırım, üretken yatırımlar şantiyesi haline getirmemiz temel hedefimiz olmalıdır, olmuştur. Bu konuda bütün gayretler sarf edilmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan Muharrem Akbaş kardeşimiz der ki, Türkiye yanlış imtiyazlı sözleşmelerin bedelini bir kez daha ödüyor. Yanlış imtiyazlı sözleşmeler. Ey sevgili kardeşlerim, eğer iktidar hırsızsa, yandaşları da iş yaptıkları kişiler de aynı standartlarda olacaklar tabii. İmtiyazlı sözleşmeler görelim bakalım neymiş. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 4 yap, işlet, devret santralına önerdiği yeni sözleşme ve lisans koşulları şirketlerce geri çevrildi. Yani şirketler, biz sizinle bu işi anlaşmalı olarak yaptık. Eski hükümet, yeni hükümet bizi alakadar etmez. Biz bu sözleşmeleri hükümetle yaptık. Öyleyse geri kabul etmiyoruz. Teklifinizi kabul etmiyoruz deyip geri çevirmişler. Alım garantili sözleşmelerine güvenen şirketler, devlete işine gelmiyorsa geri al resti çekti. Şimdi burada neyi geri al ifadesini çok iyi anlayamadık. Hazine ve EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu buyout diye tanımlanan geri alma fikri üstünde yoğunlaştı. Neyin geri alınması? 2,3 milyar dolarlık buyout faturası aynı sözleşmelerle 10 yıl daha devam etmekten daha karlı bulundu. 10 yıl daha aynı sözleşmelerle devam edilseydi acaba ne olurdu? Çünkü bu santrallerden elektrik alınması sözleşme gereğince zorunlu ve fiyatlar diğer tüm santrallerden daha yüksek. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir püsküllü bela bu biliyor musunuz? Doğalgazla üretilen bir elektrik enerjisi, nehirlerden alınan hidrolik enerjinin tam 37 kat fazlası. Ya da hidrolik enerji termik enerjiden 37 kat daha ucuz. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Yıllarca bunların araştırmasını yapan biriyiz. Ve o yıllarda kesin rakamlar var elimizde. Tam 37 kat daha ucuz. Şimdi ülkenin başına oturtulan bu püsküllü belayı anlıyor musunuz? Bir takım insanların cebine para girecek diye yap işlet devlet modeliyle insanlara zaten kökeni dışarıdan olan doğalgazın Türkiye'ye getirilmesi ve en kötü şey bu doğalgazla elektrik enerjisi üretilmesi.
Neticelerin ne olduğunu şimdi beraberce göreceğiz. Onların yürüyebilmesi için ülkenin enerji ihtiyacını barajlarımızdan karşılamak yerine barajların kapatılması söz konusu edilmiş. Bir süre işlemez hale getirilmesi söz konusu edilmiş. Tatbikata sokulmuş. Şimdi beraberce göreceğiz. Fiyatlar diğer tüm santrallerden daha yüksek. Üretim lisansı veren tek kurum olan EPDK, devleti yüksek fiyatla elektrik satan YAP İşlet Devlet Doğalgaz Çevrim Santrallerine yeni sözleşme ve lisans koşulları önerdi. Çünkü mevcut sözleşmelerde alım garantileri var. Ve bu da yeni yasayla örtüşmüyor. Yani oradaki doğalgazı ithal eden, bu doğalgazla elektrik enerjisi üreten kişi hangi miktarda, hangi para üzerinden anlaşma yapmışsa devletle, o para üzerinden devlete, devlet alsa da almasa da belli bir miktar enerjiyi satmış görünüyor. Devlet bunu almak mecburiyetinde. Santrallerin EPDK'dan lisans alabilmeleri için garantiden vazgeçmesi ve sözleşmeleri enerji piyasası yasasına göre yapması gerekiyor. Şimdi EPDK'nın elinde bir yetki var. Lisans. Santrallerin EPDK'dan lisans alabilmeleri için garantiden vazgeçmesi ve sözleşmeleri enerji piyasası yasasına göre yapması gerekiyor. Onlar da diyorlar ki yapmıyoruz. Bu yasaya göre biz fiyat vermiyoruz. Santral işletmecileri, şimdi garantili olursa durumun ne olacağını ifade ediliyor. Santral işletmecileri garanti sayesinde devlet elektrik alamasa da karşılığını tahsil ediyor. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Devlet o elektrik enerjisini alamasa da niçin alamaz? Alamamasının sebebi ne? Çünkü başka santrallerden çok daha ucuz enerji alabiliyor. Söylediğimiz gibi 37 kat ucuz enerjiyi alan devlet bunu satarsa devlet para kazanacak. Ama 37 kat fazla pahalı enerjiyi alırsa hem kendisi zararda hem de tarifeleri çok yüksek tutmak mecburiyetinde satış tarifelerini. Bu da ayrıca halka atılmış bir kazık oluyor. Şimdi devlet garantiler nedeniyle yüksek fiyatlara rağmen bu santrallerden alım yapıyor. Üçte bir fiyata karşın hidroelektrik santralleri kapalı tutan üçte bir değil sevgili kardeşlerim. Ha, devletin fiyatı üçte bir olabilir. Yoksa maliyet 37'de bir. Üçte bir fiyata karşı hidroelektrik santralleri kapalı tutan ya da düşük profilde çalıştıran devlet, şirketlerin tahkime gitme riskini göze alamıyor. Sevgili kardeşlerim, devlet ucuz enerjiyi piyasaya çıkaramıyor bu adamlarla yaptığı anlaşmalar sebebiyle. Bakanlık, EPDK ve hazine yetkilileri geçen hafta sorunun çözümü için izlenecek yolu tartıştı. Alım garantileri nedeniyle diğer santrallerin 2-3 katı fatura ödenmeye devam edilmesi halinde sözleşme süresince fazladan 10,2 milyar dolar ödeneceği anlaşıldı. Bu santrallar sözleşme sürelerince 70 milyar dolarlık elektrik üretecek. O 70 milyar dolar elektriğin 10,2 milyar doları eğer diğer santrallerden onları sağlasaydık
vermeyeceğimiz bir miktar olacaktı. Hazine hem elektrik üretimi hem de doğal gaz alımı projelerinde garanti yükünün altına girdi. Yani eski hükümet. Buna göre hazinenin elektrik alımlarındaki yükü 19, doğal gaz alımındaki al ya da öde yükümlülüğü ise 14 milyar dolar. Yani 19 milyar toplam elektriğin 14 milyar doları sadece doğal gaz işletmelerine ödenmek mecburiyetinde. Türkiye taahhüt ettiği doğal gaz ve elektriği almazsa hazineye gelecek yük ise 33 milyar dolara yaklaşıyor. Elbette devlet o zaman 33 milyar ödemek üzere yerine 19 milyar ödeyerek 14'ünü de onlara verme yöntemini kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'yi idare edenler, hortumcular, Türkiye'ye korkunç bir oyun oynamışlar. Bu doğal gaz santralleriyle. İşte faturaları açık görüyorsunuz. Hazineye gelecek yük onlardan bu elektriği almadığı takdirde 33 milyar dolara yaklaşıyor diyor. Aslında konu hala bir takım karanlık yönleri taşıyor. Bu çok anlaşılır değil. 19 milyar artı 14 milyar 33 milyar ediyor. Yani hazinenin milyar altı artı 14 milyar dolar 33 milyar dolar yükü var. Bu 33 milyar dolara eğer geriye dönme söz konusu olursa, bu anlaşmalar tanınmazsa, anlaşmaların hükümlülüğü kalmazsa, fazladan 10,2 milyar dolar ödeneceği anlaşılmış. 33 milyar yerine 10,2 milyar doları vererek devlet o sistemi devre dışı bırakmaya kararlı görünüyor. Aslında çok akılcı bir tatbikat diye değerlendiriyoruz. Ve devletin başına üç kağıtçıların artık birer leş akbabası gibi dadanmaması için bu tarz bir tatbikat yapılmalıydı. İstanbul'dan Erdem Ayhan kardeşimiz der ki, günde 1 milyon 414 bin lira alış, 1 milyon 419 bin lira satış fiyatıyla başlayan dolar, gün sonunda 1 milyon 401 bin lira alış, 414 bin liradan 1 milyon 401 bin liraya düşmüş, 1 milyon 409 bin lira satış
419 binden 409 bin liraya inmiş. Bankalar arası piyasada da dolar kotasyonlarında en düşük fiyat 1 milyon 401 bin lirayı gördü. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında alım yönünde müdahalesine rağmen düşüş trendini koruyan doların bugünkü seviyesi Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen 13 Ağustos 2001 tarihinde kaydedilen 1 milyon 411 bin seviyelere dönüşü gösteriyor. 13 Ağustos 2001 1 milyon 411 bin lira 409 1 milyon 409 bin lira satış fiyatı 1 milyon 411 bin lira satış fiyatı aynı noktaya ulaşmışız. Dolardaki bu düşüşün sebebi ne olabilir? Her zaman yükseliş standardını muhafaza edebilen doların bu düşüşünün Türk ihracatının yükseliş içerisinde olduğu bir döneme denk gelmesi hangi sebeplerle açıklanabilir? Sevgili kardeşlerim, asıl mesele Türk lirası ile dolar arasındaki ilişki değil. Asıl mesele dolarla euro arasındaki ilişki. Dolar euro karşısında devamlı olarak değer kaybediyor. Amerika'nın ülke dışına çıkmış olan 1,3 trilyon liralık dolarının var olduğu hesap ediliyor. Gerçek rakamın bu olduğu söyleniyor ama kesin değil. Bu para Amerikan hükümeti tarafından basılıyor. Her 100 doların maliyeti hiçbir zaman 1 doların üzerinde değil. Çok daha aşağıda belki binde bir kadar bir değeri var. Ama bu dolarlar Amerika dışına çıktığında her birisi 100 dolarlık mal ithalini gerektiriyor Amerika'ya. Korkunç bir alışveriş. Hukuki hiçbir riski yok. Hiç kimseye Amerikan hükümeti alın benim dolarlarımı demiyor. İnsanlar alıyorlar doları. Bizim gibi geri kalmış gelişme altı ülkeler. İşte onun için sevgili kardeşlerim, altın karşılıklı bir parayı Türkiye mutlaka vakit geçirmeden koymalıdır diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu olmalı. Türk lirası Euro'dan da daha güçlü bir para olarak devreye girecektir. Ama bu önerimiz henüz hükümet tarafından ciddiye alınmış durumda görünmüyor. Oysa ki ne dolardaki ne Euro'daki yükselmeler inmeler biz altın karşılıklı parayı Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz an bizi hiç ırgalamaz. Bu noktadan itibaren Türk parası hiçbir şayiayla, dedikoduyla değer kaybetmez veya değer kazanmaz. Türk lirası dövize endeksli olmaz. Bütün dövizler Türk lirasına endeksli olur. Çünkü Türk lirası altını temsil eden bir para olacaktır. Şimdi kardeşimiz soruyor, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen bu düşme oluyor diyor. Düşmenin arkasında ne var? Türk lirasının değer kazanması ihracatın da arttığı bir devreye rastlıyor diyor kardeşimiz. Bu nasıl işliyor? Gerçekten ihracatın Türk lirasının değer kazanmasına rağmen gerçekleşmesi sadece
Exim Bank'ın genişleyen kredi hacmine bağımlı. Merkez Bankası ile bütün gayretine rağmen Merkez Bankası'nın döviz fiyatları yükselmiyor, düşüyor. Size her zaman söylüyoruz ki, diyoruz ki Merkez Bankası'nın manipülasyonları her zaman geçerli olmaz. İşte geçerli olmadığı bir devreyi daha beraberce yakaladık. Merkez Bankası manipülasyonlarla, yani piyasadaki döviz miktarını azaltarak dolar fiyatının yükselmesini sağlamaya çalıştı. Başaramadı. Çünkü dolar Euro'ya göre devamlı kan kaybediyordu. Euro ile dolar karşılaştırmasını herkes yapıyor Türkiye'de. Bu ise doların değer kaybetmesine sebebiyet veriyor. Türk lirası ile dolar arasındaki bir ilişki değil, dolarla euro arasındaki bir ilişki sebebiyle Türk lirası dolara karşı değer kazanıyor. Zaten sevgili kardeşlerim, Türk lirası dolar karşısında satın alma gücü itibariyle hiçbir zaman bu kadar düşük bir para değildir. Aynı miktardaki malı, o mal üzerinden bir değerlendirme yapın. Aynı miktardaki malı satın almak için harcadığınız Türk lirasıyla, aynı miktar malı satın almak için harcadığınız Amerika'daki doların karşılaştırılmasında hiçbir zaman bu pariteyi bulamazsınız. Türk lirası bunun çok daha ötesinde kıymetlidir. Ama dünya piyasalarında doların fiyatı bu olduğu için öyle bir görüntü oluşuyor. Türk parasının reel satın alma gücü dolar paritesine göre Türk lirasının değerinden çok daha yüksek. En azından üçte bir daha yüksek. Böyle bir durumda Türk lirasının dolara göre değerlendirilmesi, buna rağmen ihracatın gerçekleşmesi, iki sebebe dayalı ihracatın gerçekleşmesi, Exim Bank'ın açtığı cazip kredi paketine dayalı ve Türk ihracatçılarının özellikle giyim sektörünün bu konudaki başarısına bağlı. Biliyorsunuz en büyük ihracat patlamasını gerçekleştiren giyim sanayi oldu Türkiye'de. Türkiye bu konuda artık uzman bir ülkedir. Hazır giyim eşyası Türkiye'nin bir numaralı ihracatını temsil ediyor. Bu sebeplerle bu olaylar gerçekleşti. Allah razı olsun. Bursa'dan Harun Sarıkaya kardeşimiz diyor ki, yılın ilk 3 aylık döneminde %7.4 oranında büyüyen Türk ekonomisi ihracatta da başarılı bir performans sergiledi. Türkiye'nin yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %34'lük artışla 21 milyar 691 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı 3 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. 30 Haziran itibariyle bir yıllık dönemde gerçekleşen ihracat tutarı da %30.8 oranında artarak 41 milyar 752 milyon dolara ulaştı. Haziran ayında zeytin ve zeytinyağı ihracatı
%205 büyüme gösterirken tütün ve fındıkta düşüş gözlendi. İhracatın dinamosunu oluşturan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 1 milyar dolarlık ihracat tutarına yaklaştı. Verilere göre kriz sonrası yeniden atılıma geçen taşıt araçları ve yan sanayi ürünleri ihracatı da %72 artışla 664 milyon dolar seviyesine yükseldi. En büyük ihracat 1 milyarı aşan trikotaj, konfeksiyon, hazır giyim sanayi. Şimdi kardeşimiz soruyor. İhracat sektöründe görülen bu gelişimleri etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerin başında Exim Bank'ın kredileri giriyor sevgili kardeşlerim. Exim Bank görevini gerçek anlamda Merkez Bankası'na rağmen başarmıştır. Neden rağmen? Merkez Bankası büyük gayretlerle dövizin fiyatını yüksek tutmaya çalışıyor ve dostlar alışverişte görsün bir faaliyetin içerisinde ama döviz düşüyor. Döviz fiyatı düşüyor. İhracatı negatif etkileyen en büyük faktör döviz fiyatının düşmesidir. Hep deriz ya size palyatif tedbirlerle olmaz, manipülasyonları bırakın bir tarafa Merkez Bankası olarak. Serbest bırakın piyasayı, o kendi rayına kendisi oturacaktır. Sevgili kardeşlerim, Exim Bank'ın güzel bir kredi paketi dizaynı, geniş ölçüde kredilendirme gayreti başarıyla sonuçlanmıştır. Türkiye ihracatı geçen yılın ilk 6 aylık dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %34'lük artışla 21 milyar 691 milyon dolara ulaşmış. %34 bir artış. Geçen yılın ilk 6 aylık ihracat rakamıyla bu senenin ilk 6 aylık ihracat rakamı. Ama madalyonun diğer tarafına bakalım. Aynı devrede ihracat %34'lük artış gösterirken ithalat ondan çok daha ötede bir proses olarak çıkıyor karşımıza. Yani Türkiye cari işlemler açığında devamlı döviz açısından kan kaybediyor. Türkiye altın karşılıklı parayı kurabildiği gün, tatbikata geçirebildiği gün döviz açısından kan kaybı diye bir şey kalmayacak Türkiye'de. Türk lirası döviz olacağı için. O zaman o gidiş, yani dış ticaret açığı, açıklığı fayda temsil edecek. Çünkü her 100 Türk lirasının ki yaklaşık $100 civarında olacaktır diye düşünüyoruz. Böyle bir şey gerçekleşirse altın karşılıklı para. O zaman böyle bir paranın Türk maliyesine maliyeti 1 liranın altında olacaktır. Hatta 50 sentin de altında olacaktır. Her Türkiye'den çıkan 100 altın karşılıklı Türk lirasının karşılığı Türkiye'ye onun temsil ettiği para kadar gelecektir. Ama bunun maliyeti %1'in çok daha altında olacaktır. Belki 2 yüzde bir.
Kardeşimiz devam ediyor. Yeniden kriz sonrası yeniden atılıma geçen taşıt araçları ve yan sanayi ürünleri ihracatı da %72 artışla 664 milyon dolar seviyesine yükseldi. Şeyden sonra trikotaj sanayinden sonra hazır giyim konfeksiyon sektörünün 1 milyar dolarlık satışından sonra ikinciliği otomotiv sanayi 664 milyon dolar seviyesiyle alıyor. Kardeşimiz soruyor, o kadar negatif kampanya olmasına rağmen ihracatta pozitif artışlar var. Neden? Nedenlerini saydık sevgili kardeşlerim. Zonguldak'tan Dursun Aydemir kardeşimiz der ki, kurlarda son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ortalama dolar kuru 1 milyon 770 bin liradan 1 milyon 685 bin liraya çekildi. Bu değişiklikle birlikte milli gelir dolar bazında 10 milyar dolar artarak 210,4 milyar dolara çıkmış olacak. Kurlarla oynayarak milli gelirde bir artışa nasıl bakıyorsunuz diyor kardeşimiz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Aslında bu noktaya kurlarla oynayarak gelinmemiştir. Çünkü kurlarla oynamak netice vermemiştir. Merkez Bankası piyasadan dövizi çekerek doların fiyatını yükseltme konusunda büyük gayretler göstermesine rağmen bu bir işe yaramamıştır. Doların fiyatı yükselmemiş, düşmüştür. 2001 yılındaki rakama doğru rakamı bulmuştur. Yani 1 milyon 401 bin lira olmuş. 13 Ağustos 2000 2001 tarihinde 1 milyon 411 bin liraymış. 1 milyon 409 bin lira olmuş. Satış fiyatından bahsediyoruz. Yani 2001 yılının Ağustos'undaki rakamla Türk lirası o kadar değer kaybettikten sonra tekrar 2001 yılının rakamına geri dönmüş. Aslında bu Türkiye için bir büyük başarıdır. Zonguldak'tan Dursun Aydemir kardeşimiz der ki, kurlarda son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ortalama dolar kuru 1 milyon 770 bin liradan 1 milyon 685 bin liraya çekildi. Bu değişiklikle birlikte milli gelir dolar bazında 10 milyar dolar artarak 210,4 milyar dolara çıkmış olacak. Kurlarla oynayarak milli gelirde bir artışa nasıl bakıyorsunuz diyor. Bu kurlarla oynayarak olmamıştır sevgili kardeşlerim. Tam aksine kurlarla oynamanın netice vermediği bir olay bu. Çünkü Merkez Bankası piyasadaki doları azaltmak suretiyle doların paritesini yükseltmeye çalışmıştır. Ama bunu bütün gayretine rağmen başaramamıştır. Her zaman söylediğimiz gibi palyatif tedbirlerle suni olgularla ülkenin ekonomisi idare edilmez sevgili kardeşlerim. Döviz ve Türk lirasındaki ilişkiler serbest bırakılmalıdır. Yetmez, en güzeli Türkiye'nin altın karşılıklı bir parayı devreye sokmasıdır. Öyleyse Türkiye ne yapmalıdır sevgili kardeşlerim?
Türkiye bundan 10 sene evvel gayri safi milli hasılasının %41'i kadar borçluyken 10 senenin sonunda bu rakam gayri safi milli hasılasının %131'ine kadar çıkmıştır. Yani 10 senede 3 katına. Ve gayri safi milli hasılasının %130'undan daha fazla borçlanan Türkiye'den başka bir ülke mevcut değil. Biliyorsunuz Illuminati Türkiye'yi IMF vasıtasıyla korkunç bir tuzağa düşürmeyi başarmıştır. Ve ülkeyi ekonomik açıdan bir sömürge haline getirmeyi de başarmıştır. Çok daha korkunç neticelere gidebilirdik. Eğer derviş politikaya atılmasaydı, ekonominin düzenlenmesi onun emrinde ve kontrolünde olsaydı, Türkiye çok daha büyük bir bataklıkta şimdi yüzüyor olacaktı. 3 Kasım seçimleri Türkiye için gerçekten bir kurtarıcıdır. Allah'ın bir lütfudur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye bu tuzağa kendi kendine düşmedi. IMF ve onun ülke içindeki işbirlikçileri görülmemiş bir kapalı devre ekonomi dizaynıyla Türkiye'de küçülen ekonomi modelini tatbik etmeyi başarmışlardır. Bizim bütün ikazlarımıza rağmen olay başından beri söylememize rağmen olay adım adım gerçekleşmiş. Türkiye ekonomisi anormal bir küçülme dizaynına girmiştir. Şimdi yeni öğrendiğimiz rakam 420 bin esnaf dükkanının işletmesinin kepek kapattığı. Belki bunlardan bir kısmı iki kişilik ama asıl önemlisi 120 bin üretken işletmenin kapatılmasıdır. Son 10 yıl korkunç bir kabustur Türkiye ekonomisi üzerinde. Ne olmuştur? Ülke mahvedilmiştir. 2,5 milyon insan işinden atılmıştır. 120 binden fazla üretken işletme. Bununla beraber 420 bin işletme. Yani 420 bin işletmenin içinde 120 bin üretken işletme de var. Öyleyse bu olgular boşuna değil sevgili kardeşlerim. Ne olmuştur? 120 bin işletme, üretken işletme, 420 bin işletme kapatılırken demek ki 120 bini üretken işletme, 300 bini de ticari vesaire işletmeler olmak üzere 420 bin işletme kapatılıyor ve 2,5 milyon insan sokağa dökülüyor. Ne olacak bunun neticesi? Ekonomide çalışıp da para kazanan aktif nüfus bu parayı kazanamayınca gelirler seviyesinde 2,5 milyon insanın kazandığı miktar azalma söz konusu olmuştur. Bu
azalan satın alma gücü sebebiyle talep, efektif talepte büyük bir daralma söz konusu olmuştur. Aynı zamanda üretim de o kadar aşağı inmiştir. Çünkü üretken işletmeler kapatılınca katma değerde büyük ölçüde düşüyor olacaktır. Bu ülkenin ekonomi, hareket halindeki ekonomisini büyük ölçüde aşağı çekmiştir. Ve 2,5 milyon insan büyük kısmı açlığa mahkum edilmiştir. O tarihlerden bu yana Türkiye'de hırsızlıkların, yan kesiciliğin, hatta araba durdurarak yol kesmenin var olduğu bir acı gerçekler dizisi yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, küçülen ekonomi modeliyle hiçbir ülke kalkınamaz. Belki Fredman modeli, yani kemerleri sıkma politikası üretimi arttırmamak ama tedavüle yeniden parayı da çıkarmamak yoluyla devreye giren bir dizayn. Bunun incelemesini yapmıştık 1980'li yıllarda sevgili kardeşlerim. Şunu görmüştük ki kemerleri sıkma politikası sadece gelişmiş ülkelerde enflasyon önlemede bir etkenlik vücuda getirebilir küçük ölçüde. Gelişmekte olan ülkelerde bu mümkün değildir. Çünkü bizim ülkemizde yaptığımız ciddi bir araştırma şunu gösterdi ki tedavideki para miktarı artmadığı halde eğer talep yüksekse devir sayısı artıyor tedavideki paranın. Bu ise piyasaya yeni para çıkarılmış gibi bir sonuca yol açıyor. Yani basit rakamlarla konuşuyorum. 100 lira bir ayda 10 defa devrediyorsa bunun manası piyasada satın alma gücü 1000 liradır. Bir ay zarfındaki satın alma gücünün toplamı 1000 liradır. Yani bu toplam efektif talebi oluşturur. Ama 12 defa seyrediyorsa o zaman 1200 liradır. %20 satın alma gücü yükselmiştir. Ama arz artmamışsa eğer bu mutlaka %20'lik bir enflasyonu ilave edecektir. Türkiye bunların hepsini yaşamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey nedir? Türkiye bu borç batağından nasıl kurtulacaktır? Türkiye sadece bir tek alternatifle kurtulabilir sevgili kardeşlerim. İkinci bir alternatif yok. Türkiye süratle üretken yatırımlar patlaması devrine girmelidir. Türkiye bir yatırım şantiyesi haline gelmelidir. Hamdolsun ki artık konuyla ilgili bakanlarımız ve başbakan açık ve kesin şekilde bir yatırım patlamasını arzu ettiklerini, hedeflerinin bu olduğunu dile getirmeye başladılar. Bu da bizi ...25 yıldır bu gerçekleri söyleyen bizi büyük ölçüde mutlu kılmaktadır.
Sevgili kardeşlerim, yatırım patlaması neyi sağlar? Üretken yatırımlar patlamasından bahsediyoruz. Her üretken yatırım mutlaka katma değer artışı sağlayacaktır. Yani arz kanadını yükseltecektir. Madde bir. İkincisi, her üretken yeni yatırım mutlaka oraya işçi alınmasını gerektirir. Çalışan insanların alınmasını gerektirir. Her istihdama giren kişi işsizler ordusundan o kadarını eksiltecektir. İşsizler ordusunun 2,5 milyon işsizin iş sahibi olabilmesi için mutlaka üretken yatırımlara ihtiyacımız var sevgili kardeşlerim. Sadece üretken yatırımlarda bir taşla beş kuş vurulur. Birincisi katma değer artışı. Yani arz kanadını arttıran mutlak bir müessese. Bu küçülen ekonomiyi değil, büyüyen ekonomiye geçişi ifade eder. Büyüyen ekonomi ise bir ülkenin fakr-ı zaruret ülkesi olmaktan refah ülkesi olmaya o ülkeyi götüren bir faktördür. Fakr-ı zaruret ülkesi olmaktan çıkararak refah ülkesi haline getiren bir faktör. Her zaman o misali veririz. Dinlemeyenler için bir defa daha söyleyelim. İki ülke düşünelim. İki ülkedeki çalışanlar seviyesi aynı olsun. İki ülkenin nüfusu aynı olsun. Çalışanların miktarı da aynı olsun. Ve yetmez. Üretim maliyetinin %25'ini işçiliğin oluşturduğunu düşünelim. İki ülkede de bu rakam da aynı olsun. Eğer bu ülkelerden bir tanesi diğerinin 10 katı üretim yapıyorsa, işçi sayısı aynı olan bu iki ülkede, 10 kat üretim yapan ülkedeki işçinin eline, diğer ülkedeki işçinin eline geçen ortalama ücretin tam 10 katı geçer. Bunlardan 10 kat ücret alan işçinin bulunduğu ülke refah ülkesidir. 10 kat düşük ücret alan ülke ise fakr-ı zaruret ülkesidir. Öyleyse görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, sadece üretken yatırımlar ülkeyi refah ülkesi haline getirebilecek olan özellik bunun arkasında yatıyor. Öyleyse birinci etken toplam katma değeri arttırması, yani arz kanadına katkıda bulunarak arzı arttırması. Yetmez. Her yeni alınan işçinin ve memurun, yani özel sektörden bahsediyoruz, devlet sektöründen bahsetmiyoruz. Devlet sektöründeki memurlar değil, personelin diyelim, her yeni işletmeye alınan personelin işsizler ordusundan bir kısmını azaltacağı, istihdamı alacağı kesin. Öyleyse bu ikinci büyük fayda. Bizim ülkemiz için ideal çözüm, mutlak çözüm sevgili kardeşlerim sadece bu. Üçüncü faktör. Her yeni istihdama giren işçinin alacağı ücret ülkedeki gelirler seviyesini mutlaka yükseltecektir. Gelirler seviyesinin yükselmesi enflasyonu önleyecektir. Çünkü üretim artışına karşılık, arzın artışına karşılık toplam efektif talepte de ona paralel bir gelişme mutlak olarak oluşuyor.
Yani fazladan ekonomiye giren malı stoklarda bekleme yerine satın alabilecek olan bir kuvvet aynı anda oluşuyor. Yani satın alma gücü yükseliyor. Gelirler seviyesi yükseldiği için toplam efektif talep yükseliyor. Hem arzı yükseltmek söz konusu, hem de onu satın alabilecek olan talebi yükseltmek söz konusu. Üç oldu sevgili kardeşlerim. Dördüncüsü, bu işçiler ücret alacaklar ve ücretlerinden mutlaka stopaj yapılacak. Her yeni işe alınan işçiden, personelden, devlet işe alındığı andan itibaren vergi almaya başlayacak. Devletin bu konudaki vergileri 2,5 milyon insanın işe alınması halinde büyük ölçüde bir artış gösterecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Beşincisi de işletmeyi kuranların, müteşebbislerin, yatırımcıların kazançlarının her yılın sonunda ya kurumlar vergisi ya da gelir vergisi olarak devlete para ödenmesi söz konusu. Öyleyse bu ülkeyi kalkındırabilecek olan model sadece ve sadece üretken yatırımlar modelidir. Büyüyen ekonomi modelidir. Bunu yaptığımız zaman ancak o zaman ülkemizi kurtarabiliriz. Bunun devamı halinde ne olur? Bunun devamı halinde ekonomide eğer yatırımı devamlı kılabilirsek, bir süre sonra 2,5 milyon insanı tamamen işletmeye alan özel sektör, cazip imkanlarıyla devletteki kadroyu da kendisine çekmeyi başaracaktır. Hangi kadroyu? Fazla kadroyu. Şu anda devlette, kitlerde de, devlet kadrolarında da sevgili kardeşlerim, ihtiyacın 3 katı insan çalışıyor. Bunların 2/3'ü fazlalıktır. Devletin üzerine yüktür. Ama ekonomideki yatırım alanları, ülkenin menfaatini bilmeyen idarecilerimiz yüzünden artamadığı için yıllardır bu insanları devlet istihdam etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun neticesi 2/3 fazladır. Bu 2/3 fazlanın ekspanse edilen ekonomide, ekonominin istihdam dışında kalan bütün elemanlarını istihdama almasından sonra yatırımlar devam edecektir. Devam ettiği zaman devletteki fazla özel sektör tarafından çekilmeye başlayacaktır. Neticede denge en güzel şekilde yerine gelecektir. Öyleyse bu ülkenin kalkınması sevgili kardeşlerim, üretken yatırımlara bağlı. Öyleyse bu üretken yatırımları kurmak için devletin ne yapması lazım? Sübvansiyon tahakkuku gerekir. Yani teşvik. Teşvik belgeleri yeniden sahneye çıkmalıdır. Teşvik belgeleriyle üretimin temeli atılmış olacaktır. Ve Türkiye'nin gelişebilmesi için, yatırım yapabilmesi için yabancı kaynaklara ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Türkiye para nehirlerinin sahibidir. Her gün bankalardan ekonomiye ve aynı gün ekonomiden tekrar bankalara 2 tane para nehri akar sabahtan akşama kadar. Bankadan ekonomiye akan para nehri akşama kadar
aynı miktarda tekrar bankaların kasasına geri döner. Türkiye'deki bütün bankaları nehrin kaynağı olarak düşünün. Bütün bankalardan ekonomiye giren para aynı gün akşamı tekrar bütün bankalara geri döner. Bu rakam hiçbir devrede %1'i aşamaz. Aşmamıştır. Ölçümlemeler elimizde. Öyleyse ne olur, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu paralardan, hareket halindeki bu nehirden bugüne kadar bütün paralar hep tüketim harcamalarında kullanılarak bu nehrin enerjisi hiç kullanılamadı. Nasıl nehirlerimizden geçen enerjinin sadece %5'ini alabiliyorsak, bu nehirden %5'i de değil, hiçbiri ekonomiye yatırım olarak girmemektedir. Sevgili kardeşlerim, 2002 yılı sonunda Türkiye'nin özel sektör ve devlet sektörü yatırımlarının toplamı 20 küsur milyar dolardır. Ama hareket halindeki fonların sadece %10'u yatırımlarda kullanılabilseydi bu rakam 51 milyar dolardır. Türkiye'deki para nehirleri her 3 günde bir ekonomiye Türkiye'deki tedavül hacmi kadar para çıkartır. Para enjekte eder ve tekrar bu para geriye aynı gün bankaya döner. Yani tükenmesi mümkün olmayan bir yatırım imkanı Türkiye'yi en güzel standartlarda hedefe ulaştıracak olan bir potansiyeli bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Ama Türkiye elindeki bu değerin farkında bile değildir. Ve de bu kaynak halen kullanılamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, Japonya'daki büyük kalkınmayı neyin oluşturduğunu biliyor musunuz? Japonya bugün dünya ekonomisinde ikinci, üçüncü sırada bir ülkedir. Ama bilgisayar teknolojisinde bir numaradır. Japon kalkınması yüksek enflasyonlu devrelerde de devam etti. Neden devam etti? Devam etmemesi gerekirdi. Orası da bir kapitalist ülke netice itibariyle. Eğer insanlar kredi alıyorlarsa yüksek enflasyon devresinde hiç kimse yatırım yapamaz. Çünkü yapacağı yatırımın karşılığını daha işletmeye geçmeden evvel bankaya faiz olarak geri ödemesi lazım. Mesela faiz ve masrafları toplamı %100 olan bir ülke düşünün. Bu ülkede bir yıl yatırım süreci olan, yani bir yılın sonunda yatırıma başlayacak olan bir firma için kredi aldınız, fabrikanızı yaptınız. Ama işletmeye başlayana kadar her 3 aylık devrede banka sizden verdiği paranın %25'ini geri aldı. Çünkü %100'ü faizdi. Faiz ve masrafların toplamı alınan kredinin %100'ü kadardı. Öyleyse yüksek enflasyon devresinde yatırım yapılamaz. Aldığı paranın hepsini tekrar iade etmek mecburiyetinde kalacak adam yatırımını neyle yapacak? Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Japon bankalar kanununda hiçbir finans kuruluşu üretken yatırımlara %5'ten fazla
ortak olamaz maddesinin var olmasına rağmen çok sayıda finans kuruluşu ülkeleri için bir şeyler yaptılar. Her biri %5'i aşmamak kaydıyla bütün üretken yatırımlara ortak oldular ve finans kuruluşunun öz sermayesinden daha fazla sermaye yatırdılar o kuruluşlara. Karında o kadarına ortak oldular tabii. Bu banka için bir büyük başarıdır. Çünkü hiçbir banka kar eden bir kuruluşun, normal kar eden bir kuruluşun ortağı olmaktan alacağı parayı ona kredi vererek alamaz. Kredi hep daha gerilerde gelir getiren bir faktördür. Netice belli sevgili kardeşlerim. Türkiye İstanbul Sanayi Odası her sene 500 en büyük firmanın, ikinci bir 500 daha biraz küçük firmanın bilanço toplamını verir. Bu firmalara dikkatle bakın. Bunlardan bir kısmı öz kaynaklarından daha fazla borçlanmış durumdadırlar. Ve borçlarının faizlerini de normal olarak ödemektedirler. Ama bunun ötesinde de büyük ölçüde kâr edebilmektedirler. İşte bankalar onlara %50 nispetinde kredi verecek yerde eğer onların sermayelerini %50 olarak iştirak etmiş olsalardı o karın da %50'si gene bankanın olacaktı. Aldığı kredi faizinin ötesinde karın da %50'sine sahip olacaktı bankalar. Yetmez. Bankaların elinde başka bir büyük imkan daha var. Biliyorsunuz ki bütün büyük kuruluşlar, üretim kuruluşları bu üretimlerini bir tek firmaya verirler. Distribütör firmaya. Bu distribütör firmayı da o yatırımı yapan kaç tane ortak varsa onlar vücuda getirirler muhakkak. İşte bankalar yatırıma ortak olurken distribütör firmanın da aynı oranda mesela %51 ortağı olmak yoluna gitmelidirler. O zaman bankalar bu konuda büyük imkanların sahip olurlar ve ülkenin kalkınmasında gerçekten Türk bankacıları o zaman çorbada bizim de tuzumuz var. Bu büyük işi bizler gerçekleştirdik diyebilirler. Ama Türkiye'de böyle bir imkanın yok olması için her şey yapılmıştır. Illuminati bu konuda da lazım geleni başarmıştır. Banka Denetleme Destekleme Yüksek Kurulu'nu kurarak ülkeyi bu açıdan mahvetmeyi başarmıştır. Bu kurul kurulduğunda Türkiye'de 81 tane banka vardı sevgili kardeşlerim. Bunlardan 73'ü yerli bankaydı, 8'i yabancı bankaydı. Banka Denetleme Destekleme Kurulu'nun devreye girmesinden bu tarafa 54 tane yerli banka kapatıldı. Ve yerli bankalar 18'e düştü. Yabancı bankalarda 8'den 22'ye yükseldi. Şu anda Türkiye'de 41 banka var. Bunlardan 22'si yabancı banka, 19'u yerli banka. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Adamlar uyumuyor. Bu hareket halindeki fonların Türkiye tarafından kullanılması halinde bu ülkenin üst seviye bir yatırım hızıyla yükselmesi söz konusu olacak. Bunu yabancılar asla hazmedemez. Bu ülkenin yeniden bir Osmanlı hüviyeti kazanması onlar için bir kabustur. Sevgili kardeşlerim, bunu önlemek için her şeyi yapacaklardır ve yaptılar.
ülkedeki banka sayısını, yabancı bankaların sayısını, yerli bankaların ötesine geçirerek hareket halindeki fonların yarısından fazlasına el koymayı başardılar. Ve hızla gelişme devam ediyor. Yabancı bankalar bir bir Türkiye'ye gelip fonları, hareket halindeki fonları kendi inisiyatiflerine almaya devam ediyorlar. Ülkenin her tarafında parsellenerek yerler satılıyor yabancılara. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir diyor adamlar. Gerçekten bor madenlerimiz, toryum madenlerimiz, Fırat'taki altın yatakları ve nehirlerimizden akan o enerji alamadığımız akarsularımız, rüzgar enerjimiz, ve Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde yüzüyor olması adamların ağzının sularını akıtıyor. Ve Türkiye'nin bütün başına gelenlerin arkasında bu gerçek var. Şimdi nereye geliyoruz? Eğer Türkiye hareket halindeki fonların %10'unu yatırımlarda kullanabilmiş olsaydı ne olurdu? Paralar gene aynı gün bankaya geri dönerdi. Ertesi gün gene aynı para kullanılabilirdi. Her gün iz bırakan bir para dolaşımı. İz bırakan, yani yatırımları oluşturan bir para harekatı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu rahatça anlayabilirsiniz. Bir kuruluş Türkiye kalkınmasını nasıl gerçekleştirebilir diye bir yarışma düzenlemişti. Bu söylediğimiz hakikatlerin hepsini dokümanlarında dizaynıyla oraya ulaştırmıştık. Ama bugüne kadar hiç çıkmadı. Gerçekten ülkesini seven, yatırımlarla ülkesinin kalkınacağına inanan insanlar acaba neden bu gerçeklerin herkes tarafından bilinmesine engel oldular derseniz sevgili kardeşlerim. Arkasında asıl niyetler yatıyor. Asıl niyetler ülkenin yararına ne yazık ki değil. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn söz konusu. Türkiye bu fonlardan harekete geçerse, Türkiye kalkınmasını devletin teşvik tedbirleriyle desteklerse, bankalar yatırımlara ortak olur da fonları kullanabilirse, Türkiye çok hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebilir. Borçlarını ödemek de işten değildir. İnşallah yeni bir zihniyet her şeyi en güzel standartlara ulaştırabilir. İstanbul'dan Şule Tuncer kardeşimiz diyor ki, geçen gün televizyondaki bir programda bir belediyenin yolsuzlukları ele geçirildi. Belediyedeki imar müdürlüğü rüşvet karşılığı imar izni veriyor, kaçak inşaata müsaade ediyordu. Bir ülkede adalet tecelli etmiyorsa, ülkenin hizmetine çalışan birimlerde düzen işlemiyorsa, bu ne anlama gelmekte ve neden kaynaklanmaktadır? Ahlaksızlıktan kaynaklanmaktadır sevgili kardeşlerim. Allah'tan uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır.
Avrupa standartlarına ülkemizin insanını uyduracağız diye onların sadece ahlaksızlıklarını devraldı Türkiye. Ve kendinden ayrıldığı, öz benliğinden sıyrıldığı ahlaksız bir toplum haline geldi. Eskiden ayıp sayılan hiçbir şey şimdi artık ayıp sayılmıyor. Kimsenin soygunlardan dolayı yüzü kızarmıyor. Devam ediyor kardeşimiz. Ülkeye zararları var mıdır? En büyük zararı ülkeye onlar veriyorlar. Bu ahlaksızlıkların dizaynı, rüşvetler ve adaletsizlik. Ülkedeki birimlerin işlemesi ve sistemin düzeni ne ile bağlantılıdır? Bunları bundan evvelki konuşmamızda bütünüyle anlattık. Allah razı olsun. Aktüel bilim suallerine geçiyoruz. Doktor Abdülcebbar Boran diyor ki birbirine zıt manyetik alanlar ile yer çekimi arasında kesin bir ilişki olduğunu ve kütlesi sıfır olan fotonda karşıt elektrona etki eden pozitif manyetik alan ile elektrona etki eden negatif manyetik alanların eşit olduğunu sizden öğrendik inşallah diyor. Buna göre elektrona etki eden negatif manyetik alanın artışıyla ağırlığını arttırdığını, tersine karşıt elektrona etki eden pozitif manyetik alanın artışıyla evvela sıfır kütleli foton daha da pozitif manyetik alanı arttırırsak negatif kütleyi ve buna karşılık gelen ışık hızından daha büyük bir hızı elde ederiz diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Allah'ın koyduğu üç hız kanunu var. Alt hız kanunu ışık hızının altındaki hızlar. Bu kinetik enerjiyle sağlanır, itiş enerjisiyle. Ve buradaki dizayn açık ve kesin bir dizayndır. İtiş enerjisi ağırlığı olan bir kitleye hız verecektir. Hiçbir zaman bu hız ışık hızına ulaşamaz. Işık hızı var olan bir hızdır. Işığın kendisi bir maddedir. Bir elektronun devir sayısı, bir karşıt elektronun devir sayısının iki katıdır. Elektronun ağırlığı pozitif, karşıt elektronun ağırlığı ise negatiftir. Ve bir enerji tatbik ettiğiniz zaman bazı maddelere, gazlara, madenlere ve gazlara, orada karşıt elektronların devir sayısının elektrondan daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Böyle bir durumda elektron ve karşıt elektronun devir sayısının aynı olduğu anda, eşitlendiği anda bir elektronla bir karşıt elektron mutlaka eşleşiyor ve maddenin kendi içinde meknuz olan enerji o kitleyi harekete geçiriyor. Eşit ağırlıklı iki kitleden birinci ikinciyi çekiyor. İkinci ondan sonra birinciyi çekiyor. Sonra tekrar birinci ikinciyi çekiyor. Böylece elektronla karşı elektron devamlı birbirlerini eşit aralıklarla ve aynı frekans sayısında çekerek muntazam bir hız vücuda getiriyor. Bu hız saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir. Böyle bir dizaynda bu bir ışık hızıdır. Karşıt elektronun ağırlığıyla elektronun ağırlığı beraber olmuştur, eşit olmuştur. Onun altındaki hızlarda elektronun ağırlığı karşıt elektron ağırlığının iki katıdır. Ne zaman ki negatif kitlenin yani karşıt elektronların ağırlığını, negatif ağırlığını pozitif ağırlıktan daha öteye geçirirsiniz, o zaman ışık hızını aşarsınız. Gelecek bunun üzerine kurulacaktır. Allah razı olsun. Serdar Demirci diyor ki, kanserli hücrelerin çoğalması, programlanmış hücre ölümü ve hücre yaşlanması yani çoğalmasının engellenip yaşlanmaya bırakılması yoluyla durdurulabilir. Kanser tedavisinin bir amacı da vücudun kendi savunma mekanizması olan bu yolları kullanarak yani kanser hücrelerinin çoğalmasının engellenmesi yoluyla tümör hücrelerini yok etmek, yok etmek. Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan araştırmacılar bu ayki Cell dergisinde yayınlanan araştırmada
Çoğalmayı durdurmanın yani yaşlanmanın moleküler olarak nasıl işlediğini bulduklarını yazmışlar. Daha önce yaptıkları çalışmada kanser hücrelerini durdurduğunuz zaman çoğalamadıkları için canlı olsalar bile zararlı olamadıklarını göstermişler. Yani kanser hücreleri çoğalamazlarsa canlı olsalar bile vücut ülkesine zarar veremiyorlar. Bu çoğalmayan genlere SAF, yaşlanma ile ilgili heteroromatik bölge adını vermişler. Daha önce çekirdekte aktif olmayan bu gen bölgelerine heterokromatin deniyordu. Ayrıca oldukça iyi bilinen tümör baskılayıcı bir protein, Rb'nin de SAF bölgesini kullanarak tümör gelişmesini engellediğini bulmuşlar. Bunların kontrol edilmesinin kanser hücrelerinin durdurulmasına önemli rol oynadığını ve bu detayların her geçen gün anlaşılmasıyla kanser tedavisinin daha da geliştirilebileceğini bildirmişler. Bu konudaki görüşlerinizi açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Bu konuda çok açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Demek ki hücre içerisindeki bu kanserli hücrelerin hareketlerinin kısıtlanması söz konusu olabiliyor. Ve çoğalmayı durdurdukları zaman canlı da olsa zarar veremedikleri kanser hücrelerinin anlaşılıyor. Bunu gerçekleştirmişler. Ve bu konuda tıbbın önünde daha yeni birçok imkanların bulunduğu kanısındayız. Ankara'dan Orhan Atak kardeşimiz diyor ki, Washington'da düzenlenen bir tıp toplantısında konuşan Avustralya'nın Victoria Eyaleti Başbakanı Steve Bracks, yeni tedavi yönteminin organizmanın daha fazla T hücresi üreterek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtmiş. Kısa adı Bio 2003 olan konferansta konuşan Başbakan, araştırmaların Melbourne'daki Monash Üniversitesi'nde yürütüldüğünü, yeni yöntemi bazı Amerikan ve İngiliz hastanelerinin kanser hastalarında, İsviçre hastanelerinde de AIDS hastalarında denemeyi kabul ettiğini bildirmiş. Ve bu kanser tedavisinde dünyada ilk kez oluyor demiş. Ayrıntıları açıklanmayan yeni yöntem, boyun altı bezinin, thymus bezi, gençleştirilerek organizmanın güçlendirilmesi esasına dayanıyormuş. Demek ki boyun altındaki thymus bezi gençleştirilerek organizmanın güçlendirilmesi yani immün sistemin, koruyucu sistemin hareket haline geçirilmesi söz konusu. Elbette hangi sistem vücudun kendi doğal koruma mekanizmasını harekete geçirirse orada bariz bir müessesenin var olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İstanbul'da Mustafa Sert kardeşimiz diyor ki, Kanada'da bilim adamları kolon ve rektum kanserinin ilerlemesinde fren etkisi yapabilecek bir protein bulmuş. Yani durduruyor hücre çoğalmasını. Toronto Üniversitesi'nden Joseph Penninger ve meslektaşlarının Nature dergisinde yayınlanan araştırmalarına göre P110G adı verilen proteini taşımayan farelerde bu iki kanser türüne yüksek oranda rastlanmış. Ama bu P110G adı verilen de olmuyor. Belirli formlardaki P110G proteininin insanlardaki kolon kanser hücrelerine yüklendiği zaman tümör oluşumunu engellediği belirtiliyormuş. Bilim adamları hücre çoğalmasını, dönüşmesini, farklılaşmasını ve korunmasını denetleyen haberci protein grubuna dahil olan P110G'nin bazı kolon kanser hücrelerinde bulunmadığını da saptamış. Öyleyse hücrelerimize bu geni ulaştırabildiğimiz zaman bu gen sayesinde kanser hastalığı biz insanlar üzerinde tesirli olamayacak demektir. Adana'dan Kamil Ilımlı kardeşimiz diyor ki, Amerika'nın saygın haber dergilerinden Time'ın bu hafta kapak konusu yaptığı hastalık artrit. Avrupa'da yaklaşık 39 milyon kişinin yakalandığı belirtiliyor. 2020'de ise bu rakamın iki katına kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Artrit dışında özellikle orta yaştaki kadınları etkisi altına alan osteoartrit adı verilen hastalığın diğer bir çeşidinden söz ediliyor. Artritin nedenleri tam değil. Aşağı yukarı bilinse de doktorlar osteoartrit ile ilgili daha fazla bilgi veremiyor.
Sebeplerin araştırıldığı bu hastalığa eskiden spor yapıp eklemleri zorlamış ve aşırı kilolu olmanın sebep olduğu düşünülüyor. Özellikle de yoğun bir spor hayatının ardından hareketsiz kalmanın eklemler ve kemikler için çok sakıncalı olduğunun altı çiziliyor. Önceki araştırmalarda artritin kireçlenmenin büyük nedenlerinden birinin kıkırdağın zarar görmesi olduğu söyleniyordu. Bunun yanı sıra dar yüksek topuklu ayakkabılar giyip küçük burkulmalar yaşandığında da durumun ihmal edilmesinin hastalığın ilerlemesinde büyük rolü olduğu ortaya çıktı. Hastalık hakkındaki çalışmalar uzun yıllardır sürüyor. Örneğin Finlandiya'daki Kuopio Üniversitesi'nde yapılan ve 20 yıl süren bir araştırmaya göre eldeki parmaklarda ortaya çıkan artrit kişinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetme riskini %42 arttırıyor. Öztürk artrit için ise genetik faktörlerin %40-60 rol oynadığına dikkat çekiliyor. Ancak her ne kadar hem artrit hem de öztürk artritin nedenleri kesinleşmemiş olsa da uzmanlar bir konuda hemfikir. Erken teşhis yapıldığı sürece tedavi etmek daha kolay. Hastalığın en çok etkilediği bölge olan kıkırdakta iltihaplanma meydana gelmeden tedaviye başlanması gerekiyor. Tedavi yöntemlerinden birinin kıkırdak nakli olduğu söyleniyor. Kıkırdağın sağlıklı hücrelerinden bir parça alınıyor, yapay ortamda büyütülüyor ve yeniden hastaya naklediliyor. İngiltere'de her yıl yaklaşık 350 bin hastaya kıkırdak nakli yapılıyormuş. Bu haber için ne buyurursunuz diyor kardeşimiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, kıkırdak naklini gerçekleştirdiğimiz zaman bu hastalığı artrit önlemenin de mümkün olacağını düşünüyoruz. Bursa'dan Erhan Akyıldız kardeşimiz diyor ki Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre öğle şekerlemeleri gece uykusu gibi hem rahatlatıyor hem de beyni tazeliyormuş. Bilim adamları 1 saat ile 1,5 saatlik gündüz uykusunun 8 saatlik gece uykusu kadar vücudu güçlendirdiğini yaptıkları bir deneyle ispatlamışlar. Deneyde iki grup oluşturulmuş. Her iki grupta saat 9 ve 19 arası bilgisayardaki şekilleri izlemeye ve hatırlamaya çalışmış. Birinci gruptakilerin gündüz belli bir süre uyuyarak dinlenmelerine izin verilirken, ikinci grup uyumadan çalışmaya devam etmiş. Günün sonunda birinci grubun şekilleri hatırlamadaki başarısının ikinci gruba göre daha yüksek olduğu kesinleşmiş. Doktor Sara Mednik başkanlığındaki araştırma ekibi deney sonuçlarının gün içindeki kısa aralıklı bir uykunun vücudu ve beyni dinlendirirken bir yandan da yenilediğini kanıtladığını bildirmişler. Normal bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün mutlaka keylule yapardı. Yani 2 saatlik, 1,5 saatlik bir uykuyu gündüz uyurdu. Öğle namazıyla ikindi namazı arasında. Muhakkak ki bu emri Allah'tan alıyordu. Tedavinin en güzelini gerçekleştiriyordu. İstanbul'dan Oğuz Kalkan diyor ki Hintli bir şahıs 1992 yılından beri hiçbir şey yemeden sadece su, kahve ve çay içerek yaşadığını iddia etmiş. NASA bu olayla yakından ilgilenmiş. 133 gün bu şahsı tecrit altında tutmuşlar ve bu şahıs gerçekten hiçbir şey yememiş. Gün batımına doğru 1 saat güneşte duruyormuş ve güneş enerjisi depolayarak yaşadığını iddia etmiş. Bu konudaki açıklamalarınız diyor kardeşimiz. Teşhis tamam. Yapılmış. Allah Teala enerjiyi güneşle gönderiyor ve güneş altında bekleyen kişiler de enerji depoluyorlar. Bu enerji ha enerjinin yediğimiz gıdalardan alınması ha da enerjinin güneşten alınması neticede vücut enerjiyi depoladığı için neticeyi değiştirmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir ekonomi ve bilim konulu sohbetimizde sualler ve cevaplar faslında burada tamamlandı. Sizlerle beraber geçirdiğimiz bu güzel saatler için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.